Tamam, hasta, yatan hasta sayısı tehlikeli boyutlarda değil ama iş gücü kaybı ciddi boyutlarda. Bu yaygınlık nedeniyle bunu vurgulamak lazım. Covid-19 vaka sayısında görülen artış nedeniyle maske yasağının yeniden gelip gelmeyeceği merak konusu. Biz de sokağa çıktık. Maske yasağı geri gelmeli mi? Vallahi yerine göre geri gelmeli. Otobüslerde, kapalı yerlerde yerine göre geri gelmeli. Peki sizce, siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi toptan birisi daha iyi olacak diye düşünüyoruz normalen ama kimse tam hakkıyla gereğini gerçekleştirmediği için kullanılmıyor. 11 Mart 2020'de Türkiye'de ilk COVID-19 vakası tespit edildi. Tedbirler, kısıtlamalar, kapanmalar her biri peş peşe geldi. Tam virüs bitti derken vaka sayıları tırmanışa geçti. Koronavirüs 2019 Aralık ayından bu yana tüm dünyanın korkulu rüyası haline geldi. İlk tedbir maskeyle başladı. Mayıs 2020'de il il maske takmak zorunlu kılındı. 17 Haziran 2020 tarihinde ise tüm alanlarda artık maske takmak zorunluydu. Aradan 2 yıl geçti ve vaka sayıları 1000'in altına düştü. Maske yasağı kaldırıldı. Maskesiz geçen 2 ayın sonunda ise vaka sayıları 40 katına çıktı. Hal böyle olunca maske zorunluluğunun yeniden gelip gelmeyeceği sorusu internette en çok tıklananların arasında ilk sıralarda yerini aldı. Bence gelebilir. İkisine de uyacağız mecburen. O yüzden gelirse yine uyacağız ama tabii gelmemesini istiyorum. Maske yasağı tekrar geri gelmeli mi? Bence gelmeli çünkü insanlar kendilerini koruması gerekiyor. Vatandaşın bir kısmı yasağın sadece belirli alanlar için gelmesi gerektiğini düşünüyor. Ben toplu taşımalarda maskenin kaldırılmamasından yanayım. Maskenin takılması lazım. Doktorun da dediği yani sonbahara doğru eski vaziyete dönebiliriz diyor. Gelmeli abi çünkü vakalar şu anda artmaya başladı. Bizim iş yerinde ustalar korona olmaya başladı. Şu an iş yok yani.